Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz sevgili Sakaryalılar? Sakarya bugün 180 derece miting gerçekleştiriyor. Karşımız dolu, solumuz dolu, sağımız dolu. Hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Bugün yiğitleriyle beraber Sakarya'da Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ekrem İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la ve aynı zamanda 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile birlikte Sakarya'dayız. Sevgili Sakaryalılar, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Değerli Sakaryalılar, deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha Sakarya Meydanı'ndan rahmetle, saygıyla anıyoruz. Değerli Sakaryalılar, son düzlükteyiz biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Sevgili Sakaryalılar, çocuklarımız hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Sakarya hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Sizleri çok daha çok fazla bekletmeden ben şimdi buraya, huzurlarınıza, sizlere hitap etmek üzere Ankara'da 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak başkenti yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Ben Kemal, geliyorum. Bu taraf yok ki burada bir taraf. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Sakarya. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Maşallah diyorum. Pazar günü de buradaydık. Engin Başkan mutlaka gelmelisin dedi. Ben de tekrar sizlerle de buluşmaya geldim. Hoş bulduk. Efendim, sürekli miting yaptığımız için artık sesimiz
azalmaya başladı ama inşallah cumartesiye kadar yetecek. Pazartesiden sonra daha gür çıkacak. Evet. Sevgili Sakaryalılar, 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Yıllardır demokraside iktidarlar bu şekilde değişiyor. Vatandaş bir karar veriyor. Ya mevcut iktidarın devamına karar veriyor veya değiştiriyor. Ve sonuca herkes uyuyor ama ertesi günde herkes gerçek dünyayla karşı karşıya kalıyor. Biz her gittiğimiz yerde şunu mutlaka söylüyoruz. Kime oy verirse versin, ister Cumhur İttifakı'na, isterse Millet İttifakı'na versin, başımızın üstündedir. Tercihlerine saygımız sonsuzdur. Dolayısıyla biz de şuna çalışırız. Allah nasip eder sizlerin desteğiyle de iktidarı aldıktan sonra o bize oy vermeyenleri de asla ötekileştirmeden, onlara karşı ayrımcılık yapmadan, yaptığımız hizmetlerle bize oy vermediklerine pişman ederiz. Bizi yanıltmışlar. Keşke biz de verseydik dedirtiriz. Demokrasi böyle bir şey. Ama hiçbir zaman bu Cumhur İttifakı'na oy verenler şöyledir, böyledir diyemeyiz. Onların da kendisine göre bir gerekçesi vardır. Dolayısıyla şimdi tersinden söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın da şu andaki iktidarın da kendisine oy vermeyen, kendisi gibi düşünmeyen insanlara aynı saygıyı göstermesi lazım. Ne demek illet, zillet, vatan haini? Ne demek Allah aşkına? Bunlar kimsenin ağzına yakışan kelimeler değil. Bizler komşularımızla birlikte gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Yarın yine komşuluk yapmaya devam edeceğiz. Ne hakkınız var bizi birbirimize kırdırmaya? Ne hakkınız var bizi birbirimize düşman etmeye? Dolayısıyla evet. Dolayısıyla bu iktidarın gitmesi için en birinci sebep budur. Toplumu ayrıştırıp kendisi gibi düşünmeyenleri bu şekilde nefret siyasetiyle ötekileştirmesidir. Sadece kendisi gibi düşünmeyenlere değil, gençler bir şey talep ettiği zaman gençler azarlanıyor. Halk hayat pahalılığından şikayet ettiği zaman onlar azarlanıyor. Hiçbir zaman kendi suçları olmuyor. Ya dış güçler operasyon yapıyor ya birileri bir şey yapıyor. Ama madem biz dünya lideriyiz, niye bunların önüne geçemiyoruz? Bir günden bir güne bu iktidar, evet biz şurada yanlış yaptık. Halkım sizden özür diliyorum. Şimdi kendimizi düzelteceğiz dediğini duydunuz mu? Suçlu ya pazarcı, öyle mi? Ya kasap, ya şu ya bu. Yani bir seferde üstlenin Allah aşkına. Ama şu anda Türkiye'nin geldiği duruma baktığınız zaman ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar. Mülteci deposu olmuş. Onlardan dolayı böyle sınırları koruyamayınca İstanbul gibi büyük kentlerde yabancı mafyalar aynı o filmlerde gördüğümüz gibi birbirleriyle çatışır hale gelmiş. Güvenlik kalmamış. Uyuşturucu 10 yaşa kadar düşmüş, bir türlü önünü alamıyorlar. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Bakmayın bu sene yurt bulduk dediklerine. Yurt falan bulamaz bunlar. Yapmadılar ki. Geçen yıl hatırlarsanız yurt problemi olduğu zaman şaşkın kaldılar. Bizler devreye girdik. O öğrencileri okul ve cami bahçelerinden topladık. Bir yerlere yatırdık. Bu sene ilk defa oteller tuttuk. Onların birer sene kaybetmemesini sağladık. Bu sene bizden önce otelleri tuttular. Sağ olsunlar bize masraf ettirmediler ama böyle bir gayle yok. Öğrenci iyi eğitim istiyor. Öğrenciye kızıyorlar. Bakıyor öğrenci bari yurt dışına gidelim diyor. Sadece bir vize için diyor ülkesini satıyor gibi böyle bir güruh diyerek öğrencilerden böyle bahsediyor. Şimdi dolayısıyla vatandaşına bakarken ben size çok şey verdim. Nankörlük etmeyin.
Sanki babasının mallarını verdiler. Sanki bize ihanet verdiler. Bizim aldığımız vergilerden veriyorsunuz bunları. Ve vatandaşın en iyi istemek hakkıdır. Sadece bu güzel hayat, şatafatlı hayat, lüks villalar, Porsche cipler, BMW cipler, yaz tatilleri, yurt dışı tatilleri sizin mi hakkınız sadece? Elbette bu gençler en iyi cep telefonunu, en iyi aracı, en iyi villayı, en iyi hayatı hak ediyor ve istemekte hakları. Ama bu torpil mülakat dönemi öyle ileriye gitti ki artık okurken bile gençler açıkçası bakıyorlar, bunların hayalini bile kuramıyorlar. Neden kuramıyorlar? Daha okurken aynı sınıfta birçok arkadaşının zaten iş problemi olmayacağını biliyorlar. Onların torpille işe gireceğini biliyorlar. Kendilerinin de KPSS'den sınav dahi alsa mülakatta eleneceklerini biliyorlar. Öyle mi gençler? Diyorum ki gençlerin itiraz etmek hakkıdır. Vatandaşın her şeyin en iyisini istemek hakkıdır. Ama hep şunu söylüyorum. 20 yıl önceki yaşantılarıyla şu andaki yaşantılarını rica ediyorum kıyaslasın o insanlar. Çünkü iktidara gelirken şöyle dediler. Biz bir lokma bir hırka için çalışıyoruz. Dünya malıyla hiç işimiz yok dediler. Biz insanlara mutluluğu yaşatacağız. İnsanları cennete götüreceğiz. Cenneti yaşatacağız. Adil bir düzen kuracağız dediler. Şu anda cehennemi yaşatıyorlar insanlara. Evet. Ben de diyorum ki bir sorgulayın nereden nereye geldiniz. Eskiden diyordunuz ki iş başına gelirken Hazreti Ömer gibi olacağız. Adil olacağız. Hazreti Ömer kendi işinde ayrı mum, devletin işinde ayrı mum kullanırdı. Kendi işimizde devletin mumunu kullanmayacağız diyorlardı. Heyhat, şimdi geldikleri hale bakıyoruz. Milletvekili, buranın milletvekili adayları gibi. Hepsi şu anda milletvekilliğine aday o bakanların. Ama tümü devletin imkanlarını kullanıyorlar. Ve televizyonda bunu sorulduğu zaman... Ne var kardeşim bunda? Tabii ki kullanırım diyebiliyorlar. Ben de diyorum ki o kullandığın uçak, o kullandığın makam arabalarında buradaki binlerce insanın da emeği var. Ben şahsen helal etmiyorum size. Adaleti unuttunuz. Hakkaniyeti unuttunuz. Devlet benim demeye başladınız. Benim yaptığım her şey doğrudur demeye başladınız. İşte bunları bırakmamak için de önünüze gelen herkesi teröristlikle suçluyorsunuz. Bu ülkede beka sorunu varsa bu iktidardır şu anda ülkenin bekasını tehlikeye sokan. Evet, bir yandan diyeceksiniz ki dağlarda 85 terörist kaldı. Ben bunların ayakkabı numarasını kadar biliyorum diyeceksin. Ondan sonra bunlar bu ülkeyi bölecek. Buradaki insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesine sahip çıkan insanlar, Türkiye'yi kuran partinin taraftarları, bunlar Türkiye'yi böldürmez, tam tersine bölenlere engel olur. Ve inşallah daha fazla konuşamayacağım. Zaten kararlı bir topluluk buraya gelmiş. Sakarya işi çözmüş ve kararını vermiş. Ama bizim işimiz şu anda gençlerle. Evet sevgili gençler. Birinci turda bitiriyor muyuz? Sadece gençleri duymak istiyorum. Olur mu? Birinci turda bitiriyor muyuz? Herkes genç burada maşallah. İlk defa siyaseti gençler eline attı. Evet bu kadar çok gencin bir arada durduğu ve aynı iradeyi koyduğu son seçim bilmiyorum kaç yıl önceydi. Maşallah gençlik kendi haklarına, kendi geleceğine sahip çıkıyor. Bu nedenle inşallah birinci turda bitirecekler. Birinci turda bitiriyor muyuz? Söz mü? Peki. Ben de diyorum ki, eyvallah çocuklar. Evet ben...
hep beraber gelince yaparız, olur mu? Evet sevgili gençler, sevgili Sakarya, inşallah ayın 14'ünde seçim olacak. Nasıl Millet İttifakı'nın bütün belediyelerinde yapamazlar, edemezler, idare edemezler derken değişen belediyelerin hemen hemen hepsinde vatandaşımız huzuru buldu, rahatı buldu, konforu buldu ve memnunsa inşallah bundan sonra tüm Türkiye'de inşallah Millet İttifakı'nda olduğu gibi huzur ve bereket hakim olacak. İnsanlar ötekileştirilmeyecek ve güzel ülkeme inşallah 14 Mayıs'ta bahar gelecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda seçiyoruz. Kızılay'da karşılıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu hep birlikte götürüp oturtuyoruz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel şey. Sevgili Sakaryalılar, ellerinde ay yıldızlı bayrak olanları taşlayan karanlığa bir cevap verip Sakarya meydanından ışık olalım mı? Güzel Cumhuriyet'in vatansever evlatları, provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için şimdi hep birlikte Türk bayraklarınızı bir kaldırır mısınız? Herkes kaldırsın Türk bayraklarını bir. Dost düşman Sakarya meydanından Türkiye'ye mesaj veriyor, mesaj. Ne güzelsin Sakarya. Sevgili Sakaryalılar, şimdi ben buraya huzurlarınıza tam iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarını alarak seçimi kazanmış, taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyen Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ben şimdi sizleri taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Merhaba Sakarya. Merhaba Tatangalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oradan bizi izleyen hemşerilerim, ne güzelsiniz oradan. Ne güzelsiniz. Sıcaklığınız burada biliyorsunuz. İyi ki varsınız. Sakarya güzel bir gün yaşıyor. Merhaba güzel insanlar, coşkulu insanlar, memleketimin güzel parçası, Sakarya'nın insanları. Sakarya çok güzeldir. Sakarya'da memleketimin her insanı vardır. Her etnik köken vardır. Her güzel insan buradadır. Örfüyle, diliyle, yaşam biçimiyle bir aradadır, mutludur, huzurludur. Burası Kafa Roka'nın memleketidir.
Burası Sakarya Meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerden birini kazanan Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir. Sizlerle bir arada olmak çok büyük mutluluk. Bu güzel, canım güzel Batı Karadeniz'in çiçeklerinize harikasınız. Bak, tatangalardan birisi güzel bir şey yazmış. Sakaryaspor biraz playofflardan çekti biliyorum. Diyor ki playofflardan çeken bilir. Bu sefer ilk turda bitirin diyor. Bitirin ilk turda. Bitirin. Bitireceğiz. Niye biliyor musunuz? Memleketin kaybedecek bir günü bile yok. Memleketin her köşesi güzel olmak zorunda. Her köşesi cennet memleketim hakkını alacak. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne demişti? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. İşte o satı bütün vatandır. Bu memleketin her parçasını çok güzel bir şekilde ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Sevgili dostlarım, güzel insanlar, tabii zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Memleketimiz gerçekten sıkıntı içerisinde. Emekli sıkıntıda, memur sıkıntıda. Gençlik geleceğe umutla bakamıyor. Gençlik hayallerini Sakarya'da kuramıyor. İyi yetişmiş gençlerimiz kendi mesleklerini değil, herhangi bir mesleği başka bir ülkede yapmayı göze alıyor. Çocuklarımız bile mutsuz. İlkokula giden çocuklarımızın dilinden bile bu kardeşiniz adalet istiyorumu duyuyor. Bu çok acı bir durum. Bunu o çocuklara hissettirmek, bunu hisseden çocukların, annelerin, babalarının durumunu düşünün. İşte böyle bir zor dönemde memleketimizin bu acil sorunlarına çözüm bulacak güçlü bir ekibimiz var. Bu ekip Millet İttifakı. Bu ekipte çok güçlü liderlerimiz var. İşte orada resimleri var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Ve bugün aramızda olacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Dolayısıyla güçlü bir ekibiz. Ama bu ekip sadece 6 liderin oluşturduğu bir ekip değil. Bu ekibe tabii ki Mansur Başkanım, biz katıldık. Ama güçlü bir ekibiz biz. Kocaman, gördüğünüzün arkasında görmediğiniz devasa ekiplerimiz var. Örneğin Sakarya'dan Engin Özkoç. Başkanımızla birlikteyiz. Çok cesuruz, çok güçlüyüz. Her ilden güçlü insanlarımız var. Göreceksiniz, bu milleti coşturacak güçlü bir ekibiz. Ama esas gücünü nereden alıyor biliyor musunuz? Sizden, buradaki hanımefendiler, buradaki beyefendiler ve sevgili gençler duysun. Milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz. Milletin evlatlarıyla, bu milletin evlatlarına, az önce söylediğim Millet İttifakı'na hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış ve devlet insanı, devlet aklını en iyi temsil edecek insan ve erdemiyle, hoşgörüsüyle simgeleşmiş, bütün saldırılara rağmen hiçbir zaman soğukkanlılığını ve hoşgörüsünü kaybetmemiş. Ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek. Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek.
Ya hasta olurum, ceketi çıkar, ceketi çıkar. Oylama yapalım. Ceketi çıkaralım mı? Eyvah, kaybettik. Neyse, bir tek bunu kaybederiz ha. Seçim kaybetmeyiz, onu söyleyeyim. Seçim kaybetmeyiz. Çok büyük inançla yol yürüyoruz. Gözümüzün içindeki inancı size göstermekte zorlanırım. O kadar inançlıyız. Niye biliyor musunuz? Birbirimizden enerji alıyoruz. 86 milyon insanın inancı kalbimizde. Bakın, bizi taşlamaya çalışanlar olabilir. Bu 150-200 kişiyi azmettirenler vardır. Onların akıllarını çelenler vardır. Onlar bir avuç insan. Ama biz onlara taş atmayız. Biz onlara çiçek atarız, sizin yaptığınız gibi. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız. Onlar gibi kafa göz yarmayacağız. Kafa göz yaranlardan hesap soracağız. Hesap soracağız. Azmettirenlerden hesap soracağız. Memleketin bağımsız mahkemeleri onlara gereken cezayı verir. Biz işimize bakacağız. Biz milletimizi ayağa kaldıracağız. Sakarya'nın bütün sorunlarına hakimiz. Beraber konuşuyor, beraber çalışıyoruz. Bu az önce bahsettiğim ekibin içindeki değerli insanlarla, Engin Başkanım'la beraber çalışmaya devam edeceğiz. Karasu'ya mesela, limana demiryolu bağlantısı yıllardır yılan hikayesine döndü. Bu sorunları biz açacağız. Sakarya'nın ulaşım problemleri, Sakarya'nın doğayla ilgili sorunları, Sapanca'nın korunması, bu memleketteki tarımla ilgili köklü problemler, bu şehirdeki 60 binin üzerindeki üniversite öğrencilerinin problemleri, barınma sorunları, yurt sorunları, bütün bunları biz aşacağız. Niye biliyor musunuz? Biz bu memleketin bir kuruşuna bile zeval getirmeyeceğiz. Bırakın onların milliyetçilik üzerinden, inançlarımız üzerinden milleti bölmesini. Vız gelir tırıs gider. Vız gelir tırıs gider. Yollayacağız onları evlerine. Yollayacağız onları evlerine. Onlara kalsa ona oy verenler, kendilerine oy verenler, milli vermeyenler milli değil. Onlara kalırsa ona oy verenler milli iradeyi temsil ediyor. Bize oy verenler darbeci oluyor. Bu kadar akıl yoksunu, bu kadar ne yazık ki oy için her şeyi yapabilecek insanlar. Çünkü dertleri millet değil, inanın değil. Dertleri vatandaş hiç değil. Dertleri bu ülkenin sırtından ne yazık ki rant elde etmiş insanların gelecek kaygıları. Bir avuç insanlar, bakın her gün Pandora'nın kutusundan yeni bir şey çıkıyor. Her gün duyduğumuz şeylerden biz utanıyoruz biz. Başımız öne eğiliyor. Milletimiz bunu hak etmiyor. Allah aşkına hayatını, canını bu memlekete adamış, bu memlekete adamış. Kurban olurum sana Ekrem abi, bize çaya gelsen. Senin güzel, sana, yani sana bir şey söyleyeyim mi güzel kızım? Senin o kalbindeki güzellik var ya, güzellik var ya, bu memleketi kurtarır, bu memleketi. Bu memleketin güzel evlatları. Senin o güzel yüzüne kurban olurum ben. Güzel evlatlarınıza kurban oluruz. Bu memleketin güzel evlatlarına. Ama dedim ya, bunların kötülükleri, kötü düşünceleri bitmiyor. Geçmişte yaptıklarını yine kendi arkadaşları tek tek açıklıyorlar.
Gerçekten utanıyorum. Bu memleketi Atatürk kurdu ya. Atatürk ya, dünyada önderin, önderin başka bir benzeri yok. Böyle bir insanın kurduğu ülkenin, bu ülkenin yöneticilerin karıştığı işleri duyunca siz utanmıyor musunuz? Ben utanıyorum, üzülüyorum. Nerede eksik yaptı? Onlar utansın değil. Şimdi bizim sorumluluğumuz var. Bu utancı tarihe gömeceğiz. Bu utancı tarihe gömeceğiz, bu utancı. Hep beraber tarihe gömeceğiz. O için her şeyi yaparlar. O için bunlar, bunlar ne yazık ki ahireti bile pazarlamaya başladılar. İnananlar, inanmayanlar, inançlarımız üzerinden yorum yaparak bizi bölmeye çalışıyorlar. Yok efendim, neredeyse birimize cennetlik, birimize cehennemlik diyecekler. Haşa, haşa. Bu kadar ileri gitmişler. Bakın, bazen görüyorum, bunlara aldanmış insanlar kendi siyasi partilerinin işaretlerini yaparak, sözüm ona, kin duygusunu gözlerinden görüyorum. Bunların yüzünden milletimizi de zehirlediler. Milletimizin bir bölümünü de zehirlediler. Onların kalplerini buz kapladı. Ama bizim milletin, o ellerinizle gösteriyorsunuz ya kalplerinizi. O kalplerinizle o buz kaplanmış kalpleri de eriteceğiz. O kalpleri de kazanacağız. Milletin kalbini kazanmaya ve 14 Mayıs'ta bunları evine yollamaya, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmaya, sandıklarda görev almaya, sandıklarda oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Bir şey daha yapacağız. O gün oy kullandım, evime gidiyorum yok. Okulların önünde o canım Türk bayraklarımızla görelim güzel bayrağımızı, görelim. Moralimiz artsın, motivasyonumuz artsın. O canım Türk bayraklarımızla okulların önünde, çevresinde halay çekmeye, horon oynamaya ve demokrasi şölenini kutlamaya hazır mıyız? Güzel. Bunları yapacağız. Onları şaşırtacağız. Onların o yüzü asık ya, o suratı asık konuşuyor ya bunlar. Zannedersin ki hani böyle bir korku filminden çıkmış gibi. Tabii siz onlara gülün yani. Gülün. Gülün. Biz alıştık o yüze, güleceğiz. O korku filminden çıkmış hallerine karşı biz güleceğiz. Sempatiyle, hoşgörüyle insanların kalbine gireceğiz. Asla öfkelenmeyeceğiz. Özellikle hanımefendiler, sevgili gençler, asla öfkelenmeyeceğiz. Sanki İmamoğlu değil halamın oğlu. Hep öyle olayım. Hep öyle olayım inşallah. Bir de bu sevgi pıtırcığına bayılıyorum. Zannediyorlar sevgi pıtırcığı olmak kötü bir şey. Ya ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeş. Ya milletini sevmeyen milletini yönetebilir mi? Ya milletine sert surat gösterenden ne olur? Milletine yönetici tebessümle bakacak. Hafif başı önde eğik olacak. Vatandaşın hizmetkarı olacak. Atamızın gözü gibi bakacak insanların, atamızın. Atamızın gözü gibi. Tamam, bakacağım oğlum ona. Tamam aslan oğlum benim. Dolayısıyla bütün bu duygularla sarmalayacağımız bir dönemi hep birlikte hazırlayacağız. Gençler, coşmaya hazır olun gençler. Çocuklar, mutlu olun, neşeli olun. Anneler, babalar, 15 Mayıs sabahı. Mayıs sabahı size söz. Sabah kalkacaksınız. Şöyle derin derin nefes alacaksınız. Sakarya'dan, Adapazarı'ndan dönün Sapanca'ya doğru, dağlara doğru bakın. Derin bir oh çekin. Mis gibi demokrasi gelecek ciğerlerinize, mis gibi.
Mis gibi cumhuriyet gelecek ciğerlerinize. Mis gibi eşitlik, mis gibi huzur, mis gibi hoşgörü, mis gibi bolluk, bereket, mis gibi Atatürk gelecek içinize, mis gibi. Mis gibi bu ülkemin insanın içine bütün güzel duygular dolacak. Herkes iyileşecek. Kötülükler gidecek, iyilikler gelecek. Ne istiyoruz sizden? Cumhurbaşkanımıza gençler, firesiz o istiyoruz, firesiz. Firesiz o istiyoruz. Millet İttifakı'na firesiz o istiyoruz, firesiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Diğer taraf hazır mıyız? Kale arkası hazır mıyız? Kale arkası. Orası da kapalı tribün olsun. İstanbul sesimizi duysun. Her şey daha güçlü, daha güçlü. Bak benim sesim kısılıyor. Ama yine bağırıyorum. En arkadakiler bugün bağıralım. Sesimizi İstanbul duysun. Her şey. Bravo. Her şey. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Ekrem Başkan dedi ki, kimseye söylemediğin karşılaştığınıza aramızda kalsın dedi. Sadece ikimiz vardık deyin, tamam mı? Öyle deyin, tamam mı? Sadece ikimiz vardık deyin. Sakarya kazanıyoruz. Milletçe kazanıyoruz, milletçe. Milletçe. Kalın sağlıcakla. Sakarya meydanı kalp yapıyoruz hep birlikte. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak Sakarya. Hep beraber yap bir hareket. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Sevgili Sakaryalılar, enerjimiz nasıl, iyi mi? İyi mi? Isındınız değil mi? Sizi üşütemez ki hiç kimse. Ne güzelsiniz Sakaryalılar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Buraya, sizlerin huzuruna. İnsanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım senin de olur. Kararlıyız. Milletin iktidarında saadet var diyen Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın çok saygıdeğer Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nu buraya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sizleri selamlıyor sevgili Sakaryalılar. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Selamun aleyküm muhterem Sakaryalı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak'la bu yaptığımız mitingin, toplantının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Muhterem kardeşlerim, her gün seçime biraz daha yaklaşıyoruz. Çok fazla bir zaman kalmadı. Allah nasip ederse seçimden sonra benzer toplantıları zaferi kutlamak için yapacağız el birliğiyle. Bizim derdimiz, şunu hemen ifade edeyim, kavga etmek değil.
iktidar yandaşları yeri geldiği zaman işi çığırından çıkarıp bir kavga ortamı oluşturmayı adeta zorluyorlar son zamanlarda. Ama inşallah korkunun ecele faydası yok diye bir tabir var bizde. Bu korku bu arkadaşların siyasetteki sonlarını getirecek. Aslında bir bakıma onlar da memnun olacaklar. Bunaldılar çünkü. Bu işi nasıl bırakacaklarını bilemiyorlar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Fakat biraz önce söylediğim gibi inşallah korkunun ecele faydası yok. Siyasetteki ömürlerine bir nokta koyacaklar. Hepimiz pazar günü inşallah kanaatlerimizi sandıkta ifade edeceğiz. Biz seçimin huzur içinde, barış içinde geçmesini arzu ediyoruz. Demokrasilerde seçim en önemli konudur. Seçimin mutlaka huzurlu bir ortamda yapılması icap eder. İnsanlar bilerek, düşünerek kendileri ve kendi ülkelerinin geleceği için oy kullanırlar. Bunda kimsenin korkmaması icap eder. Ancak seçimlerde bir başka husus daha var. Siyasi partilerin adayları, siyasi partilerin temsilcileri seçime giderken halkı yanıltmamalıdırlar. Yalandan, iftiradan, hakaretten uzak durmaları icap eder. Bugün farklı kanaatlere sahip olabiliriz. Yarın iktidar değiştiğinde gerçekleri görür, gerçekleri kabul etmek mecburiyetinde kalırız. Ama bundan dolayı birbirimizle kavga etmemize ihtiyaç yok. Seçime giderken bizim üzerinde durduğumuz birkaç konuya temas edeceğim. Hava soğuyor. Sizler de üşüyorsunuz. Sizleri uzun bir zaman burada tutmayı doğru bulmam. Biz ilk hedefimiz, neden bir araya geldik? 6 siyasi parti bugün değil, bundan 5-6 sene önce de bir araya geldik. Temel sebep bugünkü başkanlık sisteminden kurtulmak. Bugünkü haliyle başkanlık sistemi diktatörlüğe evriliyor. Dediğim dedik, kimsenin fikrine itibar etmem. Meclis mi? Benim nazarımda hiçbir kıymeti yok noktasına geliyor. Bundan dolayı da biz başkanlık sistemini mutlaka değiştirip bir müzakere, istişare ortamının doğmasını sağlayacağız. İlk adımı atarken sayın adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Bey'le 1,5-2 senedir görüşmeler yapıyoruz. İhtisas sahibi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz farklı konularda fikirlerini tartışıyorlar, projeler hazırlıyorlar. Ama geldiğimiz nokta şu oldu. Biz bu seçime gittiğimiz zaman, bu seçimden sonra sistem değişene kadar 6 partinin liderleriyle birlikte istişare ederek karar vereceğiz. Adımımız bu oldu. Çok açık ve net. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusu böylece gündeme geldi. İstişareye hazır olmayanlar, istişare ne olur bilmeyenler, ya 6 kişi bir araya gelecek, 2 tane de belediye başkanımız da
Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini üstlenecekler. Nasıl Türkiye'yi idare edecekler? Bırak sen 6 kişiyi, 8 kişiyi, 600 kişilik mecliste istişare etmek mecburiyetindesin. Bunu unutma. Bunu akıllarına bile getirmeyenler bir konuda 6 kişinin, 8 kişinin bir araya gelip meseleleri tartışmasını karar almanın önünde bir engel gibi görüyor. Bu arkadaşlar demokrasi nedir? Hala anlamamış, içselleştirememişler demokrasiyi. Bunu unutamayız. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Savaşa gitmiyoruz. Birbiriyle taban tabana zıt fikirlerimiz olabilir. Ancak biz bu fikirlerimizi, düşüncelerimizi kavga etmek için değil, birbirimize anlatmak, ikna etmek için gündeme getiririz. Neticede de bir karar verilir. Hepsini birden uygulamak mümkün olmaz. Ama uygulamaya konulacak konu istişare neticesinde karara bağlanır. Biz buyuz. Bu seçimde bir numaralı hedefimiz bugünkü başkanlık sistemini değiştirmektir. Ama şunu da biliyoruz. Cumhurbaşkanımız seçildi. Kemal Bey cumhurbaşkanlık makamına oturdu. Bizler de kendisiyle beraber çalışıyoruz. Meclis devreye girecek. Anayasa değiştirilecek. Elbette bu bir süreç gerektiriyor. Mecliste 400 kişilik çoğunluğumuz olursa bu süreç kısalır. Burada Sakaryalıların üzerine büyük mesuliyet düşüyor. Seçime gittiğiniz zaman Sakarya'da bir patlama yapmaya mecburuz. Millet İttifakı bir patlama yapacak. Milletvekillerinin çoğu Millet İttifakı'ndan çıkacak. Mecliste kararlar hızlı alınacak. Ama bu süreç ister 400 üzeri olsun, ister 360, isterse 300 ile 360 arasında olsun, belli bir süre bu ülkenin yönetilmesi, bugünkü şartlarla yönetilmesi gerekiyor. İşte o zaman neyi nasıl yapacağız? Bununla ilgili politika kurullarımız fikirler ortaya koydular. Projeler hazırladılar. Bunu sizlerle, milletimizle paylaştık. İşte o çerçevede adımlarımızı atacağız. Ele alacağımız konuların başında her zaman mağdur insanlarımız geliyor. Şimdi afişlerini kanun hükmünde kararname mağduru olan kardeşlerimiz var. Kirasını ödeyemeyen çalışan insanımız var. İşçimiz var, emeklimiz var, memurumuz var. Borç almış, borcunu ödeyemeyen esnafımız var. Biz her mağdur kardeşimizin elinden tutmayı bir görev addediyoruz. Herkesin ama şu bizdendi, şu bizden değildi diye bir ayrım yapmadan bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Onun için kim nerede olursa olsun mağdursa, şu anda problemlerini çözemiyorsa, kolay değil, bir pandemi dönemi yaşadık. Arkasından bir deprem hadisesiyle karşı karşıya geldik. İnsanlarımız perişan oldu. Elbette borcunu ödeyemeyen esnafın tepesine yumruk vuramayız. Onun derdiyle dertlenmeye, haliyle hallenmeye mecburuz. Memurumuz, işçimiz, emeklimiz, çiftçimiz, hepsi bizim kardeşlerimiz ve biz onların derdiyle dertlenmeyi
görev addediyoruz. Bu arkadaşlarımız belli konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ben ekonomistim, bana güvenin, ekonomiyi bakın, kısa zamanda nasıl düzelteceğim demişti. Biz bu sözü unutmuyoruz. Ama bir gerçeği gördük ki Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin ekonomik problemlerini çözemedi. Çözmek bir tarafa, daha korkunç boyutlara çıktı. Çalışan insanlarımızdan büyük bir kesim asgari ücretin altında maaş alıyor. Asgari ücret dediğimiz ne? Açlık sınırının altında ücret alıyor. Biz buna rıza gösteremeyiz ki. Ne demek? Bir insan karnını doyursun, gerisine karışmam. Ne işveren ne devlet böyle bir anlayışta olamaz. Biz insanlarımızın sadece karnının doymasını değil, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücrete sahip olmasını arzu ederiz. Söylediğim rakamlar büyük. Sen deli misin diyorlar bana bazen. Yok ya, deli değilim. Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa'da çalışan, emekli olan, çok basit hizmetlerde görev alan, memurluk yapan, emekli olmuş olan herkes yoksulluk sınırının üstünde ücret alırken biz neden açlık sınırının altında ücret almaya mahkum ediliyoruz? Buna rıza gösteremeyiz. Allah nasip ederse millet iktidarının gündeminde bütün bu meseleleri en kısa zamanda çözmek var. Çiftçimiz de huzura kavuşacak, memurumuz da huzura kavuşacak, esnafımız da huzura kavuşacak. Eğer biz toplumda herkesin kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak bir ücreti temin edelim, Türkiye tahmin edeceğimiz zamandan daha kısa bir sürede güçlü, kalkınmış, mesut insanların yaşadığı bir ülke haline gelir. Allah nasip ederse biz bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Ama ekonomi acil olduğu için söylüyorum. Sadece ekonomi değil, şu anda memleketimizde insanımız huzur içinde değil. Neden? Başına bir sıkıntı geldiğinde, bir problemle karşı karşıya kaldığında adalete güvenemiyor. Adalet mülkün temelidir. Bir yerde adalet olmazsa o ülkede yaşanamaz. Zulüm var demektir. Bizim inancımızın temelinde de bu yatar. Bakın, Müslümanlıktan bahsediyorlar. Müslümanlık, İslam yüce bir din. Peki Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? İslam güzel ahlaktır diyor. Güzel ahlak. Güzel ahlakın başında da adalet gelir. Harama el uzatmamak gelir. Yolsuzluktan vazgeçmek, israfı terk etmek gelir. Siz bunların hepsini yapacaksınız. Ondan sonra da alnı secdeye gelenlerle şampanya patlatanlar arasında tercih yapıyormuşuz diye bir safsata ortaya atacaksınız. Yok arkadaş. Biz buna hiçbir zaman razı olmadık. Hiçbir zaman da olmayacağız. Biz Müslümanlığın adaletin üzerine inşa edildiğine, güzel ahlakın Müslümanın şiarı olduğuna inanıyoruz. Hem yolsuzluk yap, hem de alnım secdede de ya, Cenab-ı Hak'tan en büyük cezaya sen müstahak olursun. Böyle bir mantık mı olur? Bundan dolayıdır ki maalesef son zamanlarda gençler arasında bile
İslam'a temayülde bir azalma görüldü. Neden? Bu laflarla İslam'ı tarif etmeye insanlar kalkarsa bir genç niye Müslümanlığa özensin? Özenmez. Bundan dolayıdır ki biz bu anlayışı Allah nasip ederse kökünden değiştireceğiz. Ülkeyi bir bütün olarak kalkındıracağız. Her ilimizde yatırımlar olacak. Adalet denilen mefhum bizim en başta taşıdığımız levha olacak inşallah. Ve biz şahsiyetli bir dış politika güdeceğiz. Çevremizde, bütün dünyada her ülkeyle uyum içinde bir politika sürmeye kararlıyız. İki şey önemli bizim için. Birisi Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlarımızı korumakta kararlıyız. Hiçbir suretle bu sınırları değiştirecek bir politikanın içine girmeyiz. Buna rıza göstermeyiz. Başkalarının sınırlarına tecavüz etmeyi de istemeyiz. İkincisi de biz aile mefhumumuzu mutlaka koruyacağız. Aile toplumun temelidir. Aile mefhumu ortadan kalkarsa o ülkede huzur olmaz. Bundan dolayı da el birliğiyle aile mefhumunu güçlendirmek için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Muhterem kardeşlerim, biraz daha detaya insem sizi burada birkaç saat daha tutmak mecburiyetinde kalırım. Bu niyette değilim. Biraz sonra Cumhurbaşkanı adayımız inşallah 15'inden sonra Cumhurbaşkanımız Kemal Bey kürsüye gelecek. İnşallah bu meselelere daha güzel bir şekilde temas edecek. O da mutlaka sizin de halinizi düşünerek sözlerini çok da fazla uzatmaz zannediyorum. Bu benim zannım. Beni sabırla dinlediğiniz için, büyük bir coşkuyla karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. İnşallah en büyük zafere sizlerin oylarıyla, tercihleriyle ulaşacağımızı ümit ediyorum. Pazar günü oyların sandıklara atıldığı gün olacak. Pazartesi günü de inşallah bayram günü olacak. Bu sözlerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. En büyük zaferleri sizlere, milletimize nasip etsin diyorum. Esselamu aleyküm. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sakaryalılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Tam 4 gün kaldı. Pazar günü 14 Mayıs'ta sabah kalkacağız. Genç arkadaşlarım, önce annelerimizin elini öpeceğiz. Anneleri gününü kutlayacağız. Daha sonra sandığa gideceğiz. Sandıkta görevimizi yerine getireceğiz. Ardından sandıklara sahip çıkacağız. Sevgili Sakaryalılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya konuşmalarını yapmak üzere sizlerin huzuruna 85 milyonun Cumhurbaşkanı ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum.
eşit hakça halka hizmet vakti geldi. Geliyor Kılıçdaroğlu. Sakarya, nasılsınız? İyi misiniz? Bu ülkeye iyiliği getireceğim, iyiliği. Bu ülkeye sevgiyi getireceğim, sevgiyi. Bu ülkeye barışı getireceğim, barışı. Bu ülkede gözyaşlarına son verdireceğim, son. Bu ülkeye adaleti getireceğim, adaleti. Bu ülkeye insan haklarını getireceğim, insan haklarını. Bu ülkede kim adaletsizliğe uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa bütün kapılarım ona açık olacak. Ona hakkını teslim edinceye kadar mücadele edeceğim. Ey Sakarya, burada bulunmaktan memnunum. Sizlerle konuşmaktan memnunum. Karamsar bir havanın olduğunu biliyorum. Büyük endişelerin olduğunu biliyorum. Evladı tweet attığı zaman endişe duyan anneleri biliyorum. Babaları duyuyorum. Bu mutfaklarda yangın var. Yangını da gayet iyi biliyorum. Ev kirası, su parası, okul parası, beslenme parası, işsizlik, bütün dertlerin her hanede yaşandığını biliyorum. Dolayısıyla benim görevim, altı liderin görevi, cumhurbaşkanları yardımcılarıyla birlikte bu ülkenin sorunlarını çözmek. Biz paraya talip değiliz. Biz pura talip değil. Biz 85 milyonun sorunlarına talibiz ve o sorunları çözeceğiz. Bizim parayla purla çok şükür bilgimiz yok. Söyleyeyim, sonra da gerekirse söylerim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Ben bunu söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diyorum. Onlar da söylesinler. Niye demiyorlar biz kul hakkı yedirmeyeceğiz? Niye demiyorlar kul hakkı yemedik diye? Biliyorum. Kimin ne yaptığını biliyorum. Size sözüm var. Bu ülkede hepinize sözüm var. Bu ülkeye gerçekten baharları getireceğim, göreceksiniz. Bu ülkede devlet nasıl yönetilirmiş, devlet aklı neymiş, bunların hepsini göreceksiniz. Devlette liyakat neymiş, işi ehline teslim etmek neymiş, hepsini göreceksiniz. Haksızlığa uğrayan gencecik fidan gibi evlatlarımız, KPSS sınavına girip yüksek puan alıp Sözlü'de elenen evlatlarımız, onlarla beraber oldum. Onların sorunları için çalıştım. Onlarla beraber basın toplantıları yaptım. Apartman görevlilerimiz var. Onların da dertlerini dinledim. Onlarla da beraber oldum. Onların da dünya kadar sorunları var. Onların da evlatları var. KPSS mağdurusunuz biliyorum. Sadece siz değilsiniz. Binlerce evladımız var. Hepinizin hakkını teslim edeceğim. Meraklanmayın. Bay Kemal eşittir hak, hukuk ve adalet. Çiftçilerin de sorununu biliyorum. Üreticilerin de sorununu biliyorum. Bereketli ovalara vallahi ne ekseniz her şey çok güzel. Ve her şey çok bereketli çıkar o topraklardan. Topraklarımız her türlü ürünü yetiştirmeye elverişli. Ama gelin şu Türkiye'yi görün. Buğdayı dışarıdan alırsınız. Arpayı dışarıdan alırsınız. Pamuğu dışarıdan alırsınız. Hayvanı dışarıdan alırsınız. Canlı eti dışarıdan alırsınız. Ya bu memleketin bereketli sofralarında, bereketli tarlalarında olmaz mı? Güneşimiz var. Yağmurumuz var, çalışkan insanlarımız var. Neden dışarıdan geliyor? Hangi gerekçeyle dışarıdan geliyor? Bizim üretici kazanmıyor, diğerleri kazanıyor. Şu hale bakın, Allah aşkına şu hale bakın. Ülkenin Tarım Bakanı gidiyor, Venezuela'ya, Güney Amerika'ya gidiyor. Efendim buralarda tarım çok iyi. Ya sen önce kendi ülkene bak, kendi insanına bak. Bizim insan ne yapıyor? Çiftçiyi niye küstürdün? Neden küstürdün? Neden gelir elde edemiyor?
Neden alın terinin karşılığını alamıyor? Yapacağım, yapacağım. Çiftçi de kazanacak. Üretici de kazanacak. İşçi de kazanacak. Emekli de kazanacak. Gencecik fidan gibi çocuklarımız iş bulacak. Hepsi olacak, göreceksiniz. Evet, bir Kemal kurdu, bir Kemal kurtaracak diyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah. KHK'lılar güneşli günleri istiyor. KHK'lılara barışı ve baharı getireceğim, baharı. Sadece güneşli günler değil. Hem güneşi, hem baharı, hem çiçekleri olacak. Göreceksiniz. Atanamayan uzman çavuşlar var. Memuriyete girişlerinde ciddi sorunlar var. Çözeceğiz. Yani alıyorsunuz, bütün enerjisini tüketmek üzere çalıştırıyorsunuz. Sonra kapının önüne bırakıyorsunuz. Aç ve yoksul bırakıyorsunuz. Ben biliyorum. Türkiye'de kim hangi sorunu yaşıyorsa bu kardeşiniz, bu amcanız, bu dayınız, bu yeğeniniz hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Biliyorum. Bakınız, dünyada fındık üretiminde bir numarayız. Dünyada. Fındık üretiminde bir numarayız. Fındık fiyatlarını başkaları verirler. Gittim Giresun'da söyledim. Ordu'da söyledim. Az önce Düzce'de söyledim. Şimdi Sakarya'da söylüyorum. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda fındık taban fiyatı artık her dönem 4 dolar karşılığı Türk lirası olacak. Hesabı yapacak, 4 dolar karşılığı Türk lirası. Elin oğlu kazanıyor, bizden alıyor, işliyor, milyar dolarları kazanıyor. Ya biz bir numarayız. Biz üretmesek bütün sektör olacak. Onlar kazanıyor, bizim alın terimizi alıyorlar ve biz kazanamıyoruz. Bizim üreticimiz kazanamıyor. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Alın terinin hakkını öderseniz bu ülkede her şey çok güzel olur. Yeter ki alın terinin karşılığını ödeyin. Güzel güzel pankartlarınız var değerli arkadaşlarım. Çok güzel. Sana söz, ilk turda bitireceğiz diyor. Söz mü? Söz mü? Şimdi bakın. Ben 27,5 yıl devlette çalıştım. Bir söz verilince arkasında durmak lazım. Ben 27,5 yıl çalıştım. Benim bütün bürokratik hayatımı mercek altına aldılar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamazsın kardeşim, bulamazsın. Kul hakkı yemedik, boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. Bulamazsın. Dolayısıyla onun için çok rahat söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmem diye. Gayet rahat söylüyorum. Söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Söz verdiniz. Ama sizden ben bir söz daha istiyorum. Sandığa giderken komşunuzu yanınıza alın. Komşunuz daha önce başka bir partiye oy veriyorsa, başka bir cumhurbaşkanı adayına oy veriyorsa alacaksınız. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin değişime ihtiyacı var diyeceksiniz. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var diyeceksiniz. Türkiye'nin büyümeye, Türkiye'nin zenginleşmeye ihtiyacı var diyeceksiniz. Gel yeni bir şey deneyelim. Bir kişi çıkmış ortaya. Devlet aklından söz ediyor. Adaletten söz ediyor. Haktan, hukuktan söz ediyor. Alın teriden söz ediyor. Kul hakkı yememekten söz ediyor. Yeni bir adım, yeni bir şeyler, yeni sözler, güzel şeyler söz ediyor. Ahlaktan, erdemden, bilgiden, birikimden söz ediyor. O zaman gel kardeşim diyeceksiniz. Gidelim bu kez oyumuzu Kılıçdaroğlu'na verelim. Ve ikna edeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Ben de size şu sözü veriyorum. Altını çiziyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan. Hiçbir ayrım. 85 milyonun. Oy verir veya vermez. Kimseyi ayırmayacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Kimseye kem gözle bakmayacağım. Kimseye kin ve öfke duymayacağım. Tam tersine adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranacağım. Çünkü artık bizim adalete ihtiyacımız var. Bizim huzura ihtiyacımız var. Bizim işe aşağı ihtiyacımız var. Sevgili anneler, size de
biçim sözüm var. İyilik kazanacak, kötülük kaybedecek. İyilik kesinlikle kazanacak, iyilik. İyilik kadar güzel bir şey yok. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Sevgili anneler, şunu söyleyeyim. Gençler, size de bir sözüm var. Bakın gençler, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Sizler 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve ilk oyunu kullanacak. İlk oyunu demokrasi için kullanacak, adalet için kullanacak, hukuk için kullanacak, alın teri için kullanacak, Türkiye'nin zenginleşmesi için kullanacak ve bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Bunun onuru sizlere, Türk gençlerine ait olacak. Ve dünya siyaset tarihi Türkiye'de gençler otoriter bir yönetimi değiştirdiler diye yazacak. Bundan da emin olmanızı isterim. Çünkü gençlik, gençlik hem bugünümüz hem geleceğimizdir. Gençlerin çalışması, gençlerin üretmesi, gençlerin alın teri dökmesi, gençlerin güzel bir evlilik yapması, annelerine babalarına güzel torunlar vermesi her birimizin, her birimizin ortak özlemidir. O nedenle gençler, şunun sözünü veriyorum. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Anlaştık mı? Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için uğraşacağım. Siz bir tweet atarken anneleriniz, babalarınız uyarıyor. Aman oğlum, aman kızım, tweet atma. Başımız belaya girer. Şu olur, bu olur. Bay Kemal'in sözü var. En rahat beni eleştireceksiniz. Her türlü tweet'i rahat atacaksınız, göreceksiniz. Sevgiyi, sevgiyi getireceğim. Sevgiyi. Güzel bir pankart daha var. Elleriyle taş tutanlar değil ya da taş atanlar değil, elleriyle kalp yapanlar kazanacak. Öyle. Ellerimizle kalp yapacağız ve hepimiz kazanacağız. Bizim ruhumuzda sevgi var, insanlık var. Ahlak var, erdem var. Ahlakı, erdemi, insanlığı kaybederseniz bir devleti yok edersiniz. Devletin çürümemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bu güçlü devletin liyakatli, erdemli, bilgili insanlar tarafından yönetilmesi lazım. Yoksa devleti bilmeyenlere devleti teslim ederseniz devleti şirket gibi yönetmeye çalışır. Devlet şirket değildir. Devlet bakidir ve devlet kimsenin malı değildir. Devlet hepimizin malıdır. 85 milyonun malıdır. Dolayısıyla devlet bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak kararla belirlenmez. Devlet bakidir. Devlet hepimizin devletidir. Devlete saygı duyacağız. Devletin liyakatle ve adaletle yönetilmesi lazım. Bunu bilin, her yerde söyleyin, her yerde anlatın. Bunu anlattığınız zaman devletin ne olduğu ortaya çıkar. Devlet parti devleti değildir. Çünkü partiler geçicidir. Partiler sadece sizin verdiğiniz oylarla devleti belli bir süre yönetirler ama ondan sonra bir kenara çekilirler. Yeni, siz yine oylarınıza yeni bir kişiyi seçersiniz ve onlar devleti yönetirler. Benim ahdim var. Bir daha böyle her 10 yılda bir krizlere giren bir Türkiye istemiyorum. Her 10 yılda bir yok dolar şöyle oldu, yok enflasyon böyle oldu, yok açlık şöyle oldu, yok kişi başına gelir şöyle düştü. Bunları bitireceğim sözüm var. Öyle bir yapı, o kadar dinamik, o kadar sağlam bir yapı kuracağım ki Allah nasip ederse göreceksiniz. Devlet devlet gibi olacak ve devletin bir itibarı olacak ve devletin bir saygınlığı olacak. Öyle, düne kadar hakaret ettiği kişinin ayağına devleti yöneten kişi para dilenmek için gitmeyecek. Sözüm var, 85 milyona sözüm var. Bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Efendim, niye bunu söyledim?
Trump kalktı bir şey söyledi. Bak ha, beni kızdırma. Senin mal varlığını araştırırım ve bütün dünyaya ilan ederim. Tık çıkmadı. Bir cümle bile çıkmadı. Ama bu söz bana söylenseydi benim söyleyeceğim cevap belliydi. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz derdim. Namertsiniz. O açıdan kul hakkı önemlidir. O açıdan devlet yönetimi önemlidir. Devlet zenginleşme aracı değildir. Tam 2500 yıl önce Platon şunu söylüyor. 2500 yıl önce diyor ki devleti yönetenler devleti yönetirken zenginleşirlerse onlar vatandaşın hakkını değil kendi mal varlıklarını korumaya başlarlar. Bugün Türkiye'de geldiğimiz noktada budur. Üzülerek ifade edeyim. Budur. Sizin hakkınızı korunmuyorlar ama kendi mal varlıklarını koruyorlar. Mal varlıklarının önemli bir kısmını yurt dışına götürüyorlar. Sözüm var, o paraların tamamını alacağım ve Türkiye'ye getireceğim. Tamamını. Öyle 418 milyarı götürmüşler. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları bilmiyor. Hepsini biliyorum. Amerika'da Manhattan'daki gökdeleni de biliyorum. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini de biliyorum. Londra'nın en lüks mahallesinde Chelsea'de villalarını biliyorum. Hangi bankalara para yatırdıklarını biliyorum. Amerika'da, Londra'da, Hollanda'da hepsini biliyorum. Son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sağlayacağım, sağlayacağım. Sağlayacağım. Beni Cumhurbaşkanı görmek istemiyorlar. Benim Cumhurbaşkanı olmama iki temel aktör ya da faktör karşı çıkıyor. Bunlardan birisi beşli çeteler. Aman ha, aman Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasın. Olursa yamal varlıklarımızı nereye götüreceğiz? Fizan'a götürseniz getireceğim. Fizan'a. Fizan'a götürseniz getireceğim. İki, uyuşturucu baronları. Onlar da istemiyorlar. Sözüm söz, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım, kökünü. Bütün evlatlarımızı zehirliyorlar. Kökünü kazıyacağım. Gaffar Okan'ı unuttuğumu sanmayın. Yürekli bir polis, cesur bir polis, halkıyla kaynaşan bir polis, halkının gönlünde yer alan bir polis. Onu vurdular. Burada yatıyor. Bir ara geçerken mezarına uğrayıp Fatiha okuyup karanfili bırakmıştım. Aynı şekilde sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Aynı şekilde Sinan Ateş'in de kanı yerde kalmayacak. Onu da unuttuğumu sanmayın. Onu da unuttuğumu sanmayın. Ne dedim? Bir yerde adaletsizlik varsa sonuna kadar üzerine yürüyeceğim. Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde vuruluyor. Ankara'nın göbeğinde. Bugün yeni bilgilerde geldim. Şunu unutmayın. Bir insanın görüşü farklı olabilir. Her birimiz aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Ama hepimiz insanız. Ve hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Ve hepimiz ülkemizi seviyoruz. Neden düşüncelerine katılmadı diye bir kişi katledilir, bir kişi öldürülür diye. Buna izin vermeyeceğim. Gaffar Okan'ın katillerini de, Sinan Ateş'in katillerini de kulaklarından yakalayacağım ve adalete teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Evet. Sizler için çalışacağım. Benim saraylarda oturmak gibi bir hevesim yok. Oturmayacağım da zaten. Ne demek saray ya? Ne demek? Benim sarayım, benim evim. Benim evim, benim sarayım. Zaten mutfağımı da biliyorsunuz. O kadar güzel bir saray olur mu? Rahat, huzur içinde. Evimizde oturuyoruz. Allah nasip eder. Sizlerin oyuyla Cumhurbaşkanı seçilirsem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya Köşkü var. Oraya çıkacağım. Orada oturacağım. Sizler için çalışacağım.
Sizler için mücadele edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Tam tersine mütevazi yaşamak, tam tersine halk gibi yaşamak, tam tersine bütün güzellikleri kucaklamak, tam tersine her düşünceye, her inanca, her kimliğe saygı göstermek benim görevim olacaktır. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım. Haksızlık derken sadece insanları kastetmiyorum. Yüce Yaradan'ın yarattığı bütün canlıların da hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Kurdundan, kuşundan, ağacına kadar her şeyin hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Çünkü kainat, Yüce Yaradan kainatı adalet üzerine inşa etmiştir. Bizim dışımızdaki canlılarla beraber yaşıyoruz zaten. Eğer arılar olmasa 3 yıl içinde, 4 yıl içinde hiçbir şey yiyemeyiz. Hiçbir meyve ürün vermez. O nedenle tarihi bileceğiz. Gençler, siz çılgınlık yapıyorsunuz orada. Güzel. Güzel. Gençlerin heyecanı kadar güzel bir şey yok. Heyecanlansınlar, koşsunlar, eğlensinler, huzur içinde yaşasınlar. En büyük arzumuz bu zaten. Allah nasip ederse Sakarya'dan bir bakanınız olacak. Dirençli kentler neymiş, nasılmış, depreme dayanıklı dirençli kentler nasıl yapılırmış, onları hep beraber göreceksiniz. Dürüst, erdemli, çalışkan insanlar nasılmış, bakanlıklar nasıl yönetilirmiş, kişilerin hakkı hukuku nasıl korunurmuş, onları siz yakından görmüş olacaksınız. Seni Özkoç seviyorsunuz diyorsunuz. İyi, seviyorsanız teşekkür ederim. Evet, evet. Depremzedeler Malatya'da yardım bekliyorlar. Bütün depremzedelerin ağrı yıkıldı, evleri yıkıldı, dükkanları yıkıldı. Tamamını Allah nasip ederse yeniden inşa edeceğiz ve bir kuruş almadan yıkılan evlerin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bir kuruş almadan. Bunu söyleyince bağırıyorlar, paralar nerede? Beşli çetelere verdin, hepsini alacağım. Hepsini alacağım o paraları. Emekli kardeşlerim, 2015'ten bu yana söylüyorum. 2015'ten ya emekliye Ramazan bayramı, Kurban bayramında asgari ücret kadar birer ikramiye verin. Biner lira verdiler. Önce para yok dediler. Nereden vereceğiz dediler. Sonra biner lira. Seçime giriyoruz, biraz daha artırdılar. Bir 1000 lira daha. Şimdi benim sözüm var. Kurban bayramında bütün emekler gidecek. Bankadan parasını çekerken aylığını 15 bin liralık ikramiyesini de görecek. Alacak parayı, anasının ak sütü gibi o parayı kullanacak. Para nerede? Parayı git götürdüler ama ben o paraları getireceğim. Beşli çetelere gelince para var, yandaşlara gelince para var, vatandaşa gelince para yok. Niye yok? Var var. Çünkü onlar yandaşa, Bay Kemal vatandaşa çalışır. Evet, Bahar'ı Kemal'i kadınlar getirecek diyorsunuz. Eyvallah. Zaten gençler ve kadınlar. Bütün umudumuz o. Çünkü mutfaktaki yangını en iyi siz biliyorsunuz. Bütün sıkıntıları biliyorsunuz. Gençler de üniversiteyi bitirdi. Hepsi işsiz. Geziyorlar. Sadece o değil. Tank paleti de alacağım. Tank paleti alacağım. Sakarya'nın en önemli yatırımlarından birisidir. Tank paleti alacağız, şanlı ordumuza tekrar teslim edeceğiz. Askeri hastaneleri, GATA'yı tekrar alacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Göreceksiniz, bütün taşlar yerine oturacak. Türkiye'nin her alanında güzellikler olacak. Her yerde, her zaman huzur içinde gezeceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Asla kem söz, kötü söz, kötü laf etmeyeceğiz. Benim ağzımdan asla bunu duymayacaksınız. Bunu bilmenizi isterim. Adalete susamış demokrasiye aç diyor Türk gençliği.
O sözün özü şudur. İranlı Sadi şöyle söyler. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye dünyanın bütün nehirleri yetmez diyor. Dolayısıyla dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Hepimiz adalete susadık ve adaletin gelmesi lazım. Huzurun gelmesi lazım. Son söz. Son söz. Basın özgürlüğü. Basın özgürlüğünü biliyorum, sıkıntıları biliyorum. Nasıl malları götürdüklerini çok iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Basın özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. Özgür basın, iktidar hata yaptığında yazar ve özgür basında bu hataların eğer tekrar ediyorsa sürekli eleştirir. Bir politikacının en çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Ama sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı vardır. Rahatlıkla yazacaksınız. Rahatlıkla çizeceksiniz. Karikatürlerinizi çizeceksiniz. Benim de çizebilirsiniz. Rahmetli Özal bürokratken, rahmetli Özal'la zaman zaman o başbakandı. Başbakanlık konutuna giderdik Çankaya'da. Bir merdivenden yukarıya doğru çıkardık. Merdivenin çıkarken Gırgır dergisinin kapaklarını çerçeveleyip asmıştı. Kendisini eleştiren karikatürler vardı orada. Ben gelen bütün yabancılara gösterirdim. Türkiye'de demokrasi var. Bakın bu karikatürler beni eleştiriyor. Ben de aldım buraya astım. Bakarken gülüyorum. Bakarken bakıyorum. Bir yanlış yapmamaya özen gösteriyorum diye. Allah rahmet eylesin. Bu tür başbakanlara ihtiyacımız var. Devleti bilen, devleti tanıyan, devleti için çalışan başbakanlara ihtiyacı var. Bir ambulans, bir sağlık görevlisi oraya ya da birden fazla giderse memnun oluruz. Son söz. Ekrem Başkan söyledi. Her şey. Her şey. Arkadan bir ses yok galiba. Her şey. Her şey. Bariyerlerin arkasında da kardeşlerimiz var. Buradan onlara da el sallıyorum. Her şey. Her şey. Sakarya şaha kalktı. Tabii doğal olarak her şey çok güzel olacak. Haydi, her şey çok güzel olacak. Haydi umuda, haydi haydi bolla, haydi haydi kazanalım haydi. Sizin için de haykırıyoruz. Her şey çok güzel olacak diye. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sakaryalılar, öncelikle Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Sevgili Kaan Çiçek, Kaan Çiçek, Kaan Çiçek nüfus cüzdanını, kimlik kartını kaybetmiş, ses masasından alsın Kaan Çiçek. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Mansur Bey'i bekliyoruz efendim. Sayın Mansur Yavaş. Sevgili Sakaryalılar, ben şimdi huzurlarınıza 27. önemli Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekiliniz Engin Özkoç'u davet ediyorum. Sakarya'ya da bakan, bu arada hayırlı uğurlu olsun Sakarya'nın bakanı. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Genel Başkanımızın baş danışmanı İzmir Milletvekilimiz Tuncay Özkan. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı
Aylin Nazlı Aka. Ben Kemal, geliyorum. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Yavuz. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Beytiye Ekinci. İstanbul Milletvekilimiz Turhan Aydoğan. Sevgili Sakaryalılar, ben şimdi Sakarya Millet İttifakı İl Başkanlarımızı davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Çiçek. Saadet Partisi İl Başkanımız Hasan Zengin. Deva Partisi İl Başkanımız Ercan Başnuh. Gelecek Partisi İl Başkanımız Fatih Sevindik. Demokrat Parti İl Başkanımız Zafer Adalet. İyi Parti İl Başkanımız Fatih Akgün. 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Fahri Yıldız aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Sakaryalılar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekilleri Ayça Taşkent. Ecevit Keleş. Kamil Özkan. Azize Çeroğlu. Emel Akçil. Kadir Gündüz Gençan. Ali Fethi Güler. Özer Özçınar. Sakarya İyi Parti milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Hakan Baykal. Alper Alpay. Yunus Aydemir. Duygu Çetinkaya Acar. Serdip Dokumacı. Arzu Akçalışkan. Selçuk Kılıçarslan. Ve şimdi aramızda bulunan konuk belediye başkanlarımızı buraya davet edeceğim. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel. İzmir Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan. Zonguldak Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin. Sevgili Sakaryalılar, 14 Mayıs'ta biliyorsunuz son düzlükteyiz. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'la birlikte milletvekili adaylarımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz sevgili Sakaryalılar. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgili Sakaryalılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyoruz.